Burada iki tane yumurta var. Onları önce köpükleşene kadar çırpalım. Köpükleşme tamamdır. Şimdi içine ben bir su bardağı şeker de ilave ediyorum. Tekrar çırpalım. Birazcık beyazlaşacak rengi. Ondan sonra kalan malzemeyi ekleyeceğiz ve ocak başına geçeceğiz. Şimdi kalan malzemelerde neler var? 3 su bardağı süt. 2 çorba kaşığı un. 3 çorba kaşığı buğday nişastası. Vanilya da var ama vanilyayı en son daha çok aroma versin diye ocağı kapattıktan sonra koyacağım. Bu kadar karıştırmak yeterli ama tel süzgece bayılan ben tel süzgeci atlamayacağım bu sefer. Tencereyi alırken bir de tel süzgeçten geçireceğim. Şimdi ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Ondan sonra bir mikser yardımıyla içine 125 gram da tereyağı koyacağız. Gayet güzel karışmış ama dediğim gibi bu tip kremalarda, muhallebilerde bunu yaparsak daha pürüzsüz oluyor her şey. Bir de spatula. Etimde biraz malzeme kaldı galiba çünkü. Şöyle de bir geçirelim ve hemen ocağın altını yakıyorum. Şimdi asli işimize geri dönelim, tahta kaşıkla karıştıralım. Ateşimizin altı şöyle kısıkla orta arası olsun. Dibini tutturmamak önemli. Hep karıştırdım fark ettiyseniz. Şimdi artık muhallebi kıvamına, istediğim o kıvama geldiğine göre 125 gram tereyağını da ekleyelim ve onu hep mikserle çırpalım. Artık iyice kısığa getiriyorum. Ve çırpıyorum. Tereyağı iyice karıştı, eridi. Ben şimdi altını kapatır kapatmaz o güzel aroma için, o güzel lezzeti için bir pakette vanilyayı içine atıyorum. Şöyle bir daha karıştıralım. Bundan sonra yapacağımız şey aslında çocukları da çok mutlu edecek gibi geliyor. Ben özellikle böyle bir muhallebi seçtim. Bugün olayın aile ve insan tarafını daha da ön plana koymak istediğim için çocukları da sevindirecek bir en son noktayla menümüzü bitireceğiz. 150 gram bebek bisküvisi. Bunu şöyle elimle kıracağım içine doğru. 2-3 tane de muz. Benim muzlarım büyükmüş. Onun için ben 2 tane kullanacağım. Tarif burada bitmiyor. Şimdi bu sıcak olan muhallebimi ben kaplara boşaltacağım. 4 tane bu sevgili İremciğimin kabına koyacağım, cam servisine. Bir tane de aslında hemen onu da çıkartayım. Şöyle bir servise de koyacağım. Orijinal tarifimiz böyle. Ben tabii küçük şeyler çok sevdiğim için ikramlar onu tercih ediyorum. Şöyle lokma lokma gibi düşünelim. İçine doğrayalım. Pek tabii lezzeti soğuk ikram ederseniz oluyor. Mutlaka buzdolabında iyice bekletin. Şimdi bir kepçe alsam sanki daha güzel çalışacağım. Güzel kaplara dolduruyorum. Bu da tamam. Şimdi buzdolabına gidiyorlar, soğuyorlar. Kuzu muhallebimizin çikolata sosu. Şimdi ona 1 su bardağı su. 25 gram da kullanabilirsiniz. Daha fazla kakao da kullanabilirsiniz. 50'ye kadar çıkabilirsiniz. Ben kakaonu fazla seviyorum. Onun için şöyle 50 gram kadar kakaonu içine koydum. 1,5 tepeleme olmamak kaydıyla buğday nişastasını da ilave ediyorum. 1 çay bardağı toz şeker. Bir tane de yumurta. Şimdi onları çırpalım ve pişireceğiz. Pişirdikten sonra kapatırken hem böyle fındık büyüklüğünde bir tereyağı koyacağız hem de bir paket vanilya. Şimdi ocakta pişirelim onu. Muhallebilerimi de önüme alayım. Ateşin altını kısarak çalışmaya dikkat edin çünkü bazen biliyorsunuz kakao hemen etkileşime girip ayrışabiliyor. Hep karıştırarak lütfen, o da önemli. Şimdi çok dikkatli bir şekilde muhallebileri kaplıyorum.
Bye.